HIV aşısı ile ilgili yıllardır yapılan çalışmalar maalesef son derece başarısızlıkla sonuçlandı. Bunun nedeni de virüsün çok hızlı değişmesi ve zaten bağışıklık sistemini yok eden bir virüse karşı sizin bağışıklık sistemini bilinen klasik aşı metotlarıyla daha iyi çalışır hale getiremeyeceğiniz ortaya çıktı. Fakat son yıllarda yine bir takım güzel gelişmeler var. Tersten bu sefer yaklaşarak, yani biz nasıl bir madde kullanırsak yaygın olarak çok değişik virüslere karşı yeterli bir bağışıklık cevabı sağlarız diye çalışılıyor. Bu çalışmalar henüz, yani yakın bir tarihte koruyucu bir aşı geliştirilmesine yol açacak gibi durmuyor. Ama klasik aşı uygulamalarıyla ilgili arka arkaya gelen başarısızlıklar sonucunda çok yeni şeyler denenmesi gerektiği anlaşıldı ve buna yönelik şimdi temel araştırmalar devam ediyor ve erken çalışmalar olumlu. Yani HIV virüsünü yeterince bağlayan bir takım moleküller bulunabilmeye başladılar. Ancak dediğim gibi bu hem antikor cevabı hem de hücresel bağışıklık sistemini yoğun olarak kamçılayacak bir aşı geliştirilmesini gerektiriyor. Ama henüz kliniğe giren bir aşı yok. Yakın bir tarihte de böyle bir şey gözükmüyor. Belki bir 5-10 yıl içinde ümit verici ilk aşıların ortaya çıkması beklenebilir. Ama daha epeyce bir yıl beklememiz gerektiğini herkes kabul ediyor.